Şöyle bir şey yapacağım. Gene beceremedim. Oğlum, şimdi şu deliye bir alışsam, bugün birkaç tane laf edeceğiz. Umarım bir yerlere gider bu laf. Kayıtta bulunsun. Ya benim 40 yaşıma giriyorum da ufak bir mesaj olsun istedim. Bakalım nereye gidecek abi. Ama ben hakikaten bu iş çok kolay bir iş değil. İkidir deniyoruz, beceremedik yani. Hadi oğlum ayarlasana. Evet, 40 yaşındayım. 40 yaşına kadar bir sürü etkileşim var tabii de. Ya bence bir insanın yaşamındaki en büyük etkileşimler birlikte vakit geçirdiği insanlar ve o insanlarla yaşadığı olaylar. Burada insanlardan bahsetmeyeceğim ama birkaç tane olaydan bahsedeceğim. Yakalayabildiğiniz kadar kendinizi burada yakalayabilirsiniz. Mutlaka her taraftan biri vardır bu işin içerisinde. Çünkü aksi takdirde ben olamazdım. Hayal kurmama aracı olan insanlar var. Bazıları beni çizim yaparken yakaladılar. Bazıları eğitim esnasında yakaladılar. Ama buradan da... Çok zormuş abi. Dur bir su içeyim. toplayacağım. Elime bir şey mi alsam? Bugün heyecanlı bir gün çünkü bu yaşa kadar birçok hikayenin içerisinde oldum. Birçok insanla birçok hikayenin içerisinde oldum. Ama 40 yaşından sonra coşacağımla ilgili çok yoğun bir his vardı içimde. Hakikaten de bir coşkunluk var. Bu yaşında motor kullanmaya başladım. Kırmada olsa bir değişik bir araç aldım. Muhtemelen bu yıl sonlanmadan başka bir delilik daha yapacağım hakkımda olan. İran'a gittim. Şanslı bir adamım çünkü çok düzgün adamlarla sürekli çalıştım. Bu insanlar bana aşırı katkı sağladı. Birinin nasıl olaya yaklaşacağını iş hayatında, bunu nasıl dengeleyeceğini. Sırf birlikte çalıştığım patronlar değil, çalışma arkadaşları da böyleydi. Bazıları çok eğlenceliydi, bazıları çok can sıkıcı, bazıları çok zorlayıcı, bazıları sürekli yanında olan insanlar. Bunlar seni çok fazla etkiliyor. Beni de bayağı dönüştürmüşlerdir. Birkaç tane kırılma noktası var tabii 40'ına gelene kadar. Bir tanesi şu anda 84 yaşında olan bir akrabamız var. Gazetede gördüm, okula kayıt olmamı sağlamıştı. Tabii bizimkiler de bunda pay sahibi çünkü lafımı sürekli dinlerlerdi. Asi bir durumumuz olduğu için dedim ben gazetede gördüm okula gideceğim. Ondan sonra okulun yolu açılmıştı. Bir arkadaşım var, dün akşam bir tane video gönderdi. Çok değişik bir kızdır. Manyak kendisi, kanserden kurtuldu. Hala deli gibi yaşıyor. Böyle bir anda o videosunu düzeltelim falan dedim. Onda bambaşka bir etki oldu. Şimdi video başka insanlara taşınıyor. Bunları yapmayı seviyorum ya. Hani küçük hikayeler yaratıyorsun insanların hayatında. Ondan sonra o insanların hayatını yarattığın hikayeler o insanlarla senin de bir hikayen olmasını sağlıyor. Galiba hep buna odaklanmışım 40 yıl boyunca. Şimdi bazen diyorlar ki ne kadar çok insan tanıyorsun sen. Network çok kuvvetli falan. Network falan kuvvetli değil abi. İnsanlara bir şeyler veriyorsun. Başka türlü bir şekilde bir şey geliyor yani. Mesela onun erkek arkadaşı var. Abi böyle sakin bir adam tanımıyorum ya. Dağ şartlarında bile sakin davranabilen biri. Sükuneti hatırlatıyor bana. Bir esmer tombul biri var. Abi ne zaman istesen her zaman yanında. Bir de manyaktır. Çok da iyi içki içer. Sonra onun yanında kürekte tanıştığım biri var. Hatırlıyor musun? Beraber kürek çekmiştik. Benim sosyal sorumluluk çalışmalarına girmeme aracı olan. Okul var sonra ya. Kabataş'ta tanıştığım bir yığın insan. Bir tanesi çok ilginç. Çok muhabbetimiz yoktu ama bizim okulda tükürmek bir olaydı. Bir de sigara içmek. Hayır, yere tükürürdü. Mesela nasıl insanların yere tükürmemesi gerektiğini ya da dışarıya zarar vermemesi gerektiğini de heriften görmüştüm. Çok bir muhabbetimiz yoktu. Ama bunlar ilginç etkileşimler. Bunlar seni farklılaştıran olaylarmış yani. Bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışıyorum. Orada süper insanlarla beraberiz. Zorluyor bazıları. Sırf hikaye değil yani bu. Reaksiyonlar, senin yüzleşmelerin. Çayın altına su koymak istedim şu anda. Hayatıma kim girdiyse mutlaka o insanla yaşadığım bir olay beni farklılaştırmış. Yani bir arkadaşımla asansörde tanışmıştım. Acayip bir şeydi yani. Yani bir insanla bir dakikada tanışabilirsiniz. Sonra baktım ki sokakta gördüğüm herkesle potansiyel olarak arkadaş olabilirim. Şu an bulunduğumuz evdeki arkadaşımla işte kaç yıl oldu? 10 yılı geçti herhalde. Arkadaşlığımız var. Onunla tanışmamıza vesile olan arkadaşla da Dolmuş'ta tanışmıştım. Mesela Servas'a girdim. Servas işte bu konuk kabul ediyoruz. Birçoğunuz duymuştur. Konuk kabul ettiğimiz organizasyonun içerisine girdiğimde Asos'taydım. Ve bir dağın başındaydım. İki tane manyak bisikletle çıkmıştı dağın tepesine. Lan dedim bu manyaklar ne arıyor bu yaz günde? Kim bunlar dedim. Gidelim tanışalım. Gittik tanıştık. Dedim ki bisiklet turu yapıyorlarmış Avrupa'da. Dedim bize gelin kalmaya. İstanbul'a geldiler. Ondan sonra beni dediler ki sen doğal olarak Servas'sın. Kardeşim Servas ne demek? Doğal Servaslı bırak. Doğalını anladık da Servas ne demek? İşte insanları konuk ediyor evlerinde. Böyle bir barış aktivisti grup var. 9 sene oldu herhalde. Onun içerisindeyim. Bir sürü insanla tanıştık. Dünyanın her tarafından. Bir arkadaşımla şu anda benim
birçok şeye sahip olma aracı olan biri. Okulda böyle lisedeyken böyle sıradan sıraya bakışırdık. 4 sıra, 5 sıra ileride oturdu. Böyle bir merhabalaşmamız oldu. Bak neredeyse 25 yıllık arkadaşım. Bir tanesine sadece pimpon filesi vermiştim. Çekiç kafa. Bir gün biri aradı mesela beni. Başka bir şehirden. Dedi sizin projenizle ilgileniyorum. Neredeyse 3 yıldır tanışıyoruz. Harikulade bir proje yürütüyor. O fırsatları verebilmek önemli. Bir tanesi şey dedi. Sadece çok büyük bir eğitim var. Buna mutlaka gelmen lazım. Abi eğitime girdim. Hani kendimizle ilgili birçok mevzu öğrendik ama orada tanıştığımız başka insanlar bizi dünyanın farklı noktalarına götürüyor. Yani sırf beni değil yani. Birçok kişiyi. Belki de en önemli öğrendiğim şey o insana değer vermek. Çünkü mutlaka senin hayata girmesinin bir nedeni vardı. Ha bundan çok iyi faydalanmışız yani. Ben de benliğimmişiz derken. Sonra aile çok miyim? Yani beni oldukça zorlayan bir ailem var. Anne de öyle, kardeşim de öyle. Babam rahat adamdı gerçi. Şey derdi. Bir şey sordum. Nasıl istersen. Sen en doğrusunu bilirsin falan. Bu aşırı bir şey yarattı. Yani kendine insanın inanmasına ilgili bir yolu açmış. Sonradan fark ediyorum. 40'ında. Ondan sonra şey vardı bak sürekli tekrar ettiğim bir şey vardı. 40'ında bir mevzu dönecek. 40'ında bir mevzu dönecek. Hakikaten 40 yaşında motor kullanmaya başladım. Beni başka bir dünyaya taşıyacağını biliyorum. Ama ona inanç 20'li yaşlarda bile o 40'ında bir şey olacak durum vardı. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biri var mesela o da çok ilginçti. Bir çalışmada yardımcı olmak için onlarla konuşuyordum. Sonra sonra olmadı o çalışma falan. 3-4 ay sonra tekrar aradılar. Sercan abi böyle böyle bir çalışmayı tekrar başlatacağız falan diye. Ben de hemen böyle heyecanlandım girdim. Sonra bana dedi ki abi seni yanlışlıkla aramıştım dedi. Başka Sercan'ı arayacaktım. Şimdi çok yakın dostluğumuz var. İnternetten tanıştığım insanlar var ya. İnternetten tanıştım. Vekaletleri bende. Yani banka vekaleti, ondan sonra işletme vekaleti. Bir sürü. Garip bir güven durumu. Yolda tanıştıklarımız var. Bir kız vardı. Barda tanışmıştım Ankara'da. Allah'ım ne manyaktı ya. Kendimi manyak biliyordum. Ta ki onunla tanışana kadar. Tabii herkesi hatırlamak değil de olayları hissetmek çok farklı bir boyut. 40 yaşına bir kere geliyorsun. Ve dün izlediğim bir videoda adam şöyle diyor. Mutlu olmakla ilgili bir hikaye anlatıyor. Biz sürekli başkalarının bize verdiği primlerle yaşamışız. Evet bu çok ciddi bir durum. Yani ne kadar hayatın içerisinde o primlere bağlısın onunla ilgileniyor aslında. Belki de 40 yılda öğrendiğim en önemli şeylerden biri. Ha, tatbik edebiliyor musun? Yok biz de bazen primlere tabi oluyoruz. Yani ben de ona tabi oluyorum da. Ama zor bir süreç. Millet soruyor evlenmeyecek misin? Abi sıkıldım bu sorudan ya. Yani söyleyeyim yani 40'ından sonra bu soruyu almıyorum. Kesinlikle almıyorum yani. Yani çantam sırtımda. Yani bu başka türlü bir özgürlük. Çok söylediğim bir şey var. 7 milyar insan var bu dünyada. 7 milyar. 7 milyar tane potansiyele sahipsin. Bugün bir arkadaşım çok ilginç bir şey söyledi. Uzun süredir bu derece farklı bir şey duymamıştım. Neden acaba 80 yıl yaşıyor insanlar ya da 70 yıl yaşıyorlar insanlar diye biz düşünmüştük dedik hocamla. Ne buldunuz dedim. Aslında dedi bir insanın bütün dünyayı layıkıyla gezmesi için olan süre bence bu dedi. Bizce bu dedi. Hakikaten doğru yani. Buna ne kadar açık olduğundan ilgili hayat. 40'ından sonra ne olur bilmiyorum ama beni dönüştüren insanlara geri bir şeyler vermeyi ama sadece onlara değil dışarıdaki insanlara vermeyi niyet ediyorum. Bu çok önemli benim için. Çünkü hepimiz her dakika birinin hayatını değiştirebiliyoruz. Bunu sürekli yapıyoruz bazen farkında değiliz. Ben bunu farkında olarak ve bilerek yapmayı niyet ediyorum. 40'ından sonraki hikaye için. Dün gene izlediğim bir videoda şöyle bir şey gösterdi. Diyor ki sen diyor bir konum sahibisin, para kazanıyorsun, her şeyin yerinde ve mutlusun. Adama soruyorum mutlu musun? Evet mutluyum. Bir başka tarafta da bir adam var. Basit bir çiftçi, karısıyla yaşıyor. Ona soruyoruz mutlu musun? Evet mutluyum. İkisi arasındaki fark ne? İkisi arasındaki fark şu. Biz büyük oranda şehirlerde yaşayan insanlar bu mutlu olmayı bulunduğumuz konum, kazandığımız para, bize verilen payeler ve dışarıdan yapılan değerlendirmelere bağlıyız. Oysa ki o köyde yaşayan insan prensipleri, yapmak istedikleri, elindekiler ve ortaya koyduklarıyla ilgili. Bunlardan dolayı mutlu. Belki de kaçırdığımız şey bu yani. 40'ına kadar bayağı büyük bir kısmını yakaladığımı düşünüyorum. Ama bu sol beynimle mücadelem daha sürecek gibi gözüküyor. Geçen gün İran'a gittiğimde bir arkadaşımla akşamleyin dışarı çıktık. Yani dışarı çıktık dediğim öyle bara falan değil de sokağa çıktık. Dolandık falan. Büyük bir etkileşim, bambaşka bir dünya. Sonra 2 gün sonra ben tek başıma çıktım. Baktım aynı yerleri geziyor. Allah Allah dedim kendi kendime. Neden bunu yapıyorum acaba? Çünkü bütün öğretilerde buna karşıyım yani. Hep farklı bir yoldan gitmenin
hikayesindeyim. Çünkü sol beyin. Yani onu mantığa yatırıyor. Burada daha güvende olacağının hattını çiziyor. Yanlış olan tarafı bu. Ama bunun farkına varabilmek de yani senin hayatına giren insanların sana gösterdiği bir şey. Olabildiğince yaratıcı olabilmek ve hislerinle yaşayabilmek çok değerli bir şey. Bunu sürekli bana hatırlatan bir arkadaşım var. Kabak tadı verdi yani. Geçen gün bir program yaptık. Programda benim biletlerimi o alacaktı. Beni aradı 2 gün sonra. Oğlum dedi, ben yanlış anlamışım dedi. Ben senin biletlerini almadım dedi. Tabii benim gibi bir sol beyin için oldukça ciddi bir problem. Sinirlendim bir anda. Sonra neyse döndüm. Baktım program öyle atladığım çok önemli bir şey varmış. Biletleri ona söylediğim gibi almadım. Bambaşka aldım. Kusura bakma dedim. İsabet oldu biletlere senin almaman dedim. Oğlum dedi işte dedi. Benim dedi yaptığım hatalara bile güvenmen lazım dedi. Bazen bize işaretler geliyor tamam okey. Ama o hissel itimada yani dünyanın ruhsal dengesine olan yani sağ beynin gücüne olan kısma mutlaka barışık olmak lazım. Belki de beni 40'ından sonra bir yere taşıyacak mevzu bu. Cidden. Şu konuşmayı yaparken bile başka bir durum geliyor. Yani siz bunu dinleyeceksiniz. Ne tür bir beklenti içerisindesiniz bilmiyorum ama garip. Yani oturup kendini anlatmak değil de oturup kendinin hayatla ilgili etkileşimiyle yüzleşmek garip bir şey. Birkaç bir şey söylemek istiyorum ama gerçekçi anlamda birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evet 12 yaşıma kadar sokaktaydım. Yani ağaç tepesinde, toprakta, ondan sonra düşerek köpeklerle, kedilerle, kuşlarla, yumurtalarla tamamen doğanın içindeydim. Neredeyse 1/3. Sonra bir onun üstüne bir 12 yıl var tamamen okuyarak. Hani okulun içerisinde okula odaklı, derslerime çalışarak, sorumluluk sahibi. Ondan sonra bir 12 yıl daha geçiyor. O biriktirdiklerimle etkileşim yaşamaya başladım. Eğitimler, katkılar, değer yaratımları, yeni bir çerçeve. Yani hayatın içerisinde yeni bir çerçeve. 36 oldu. Sonra 36'dan sonra bundan 3 yıl önce tam böyle bir tıkanma noktasına gelmişti mevzu yani benim için. Sonra bir garip bir telefon geldi. Bambaşka bir sektörde bir işe girdim. Çok ciddi anlamda değiştirdi beni. Çünkü maneviyatla maddiyat arasındaki dengeyi anlatan bir süreçti. Bu benim hayatımda çok değerlidir bu dörtlü basamak. 12'lik 3 ve son basamağı. Onun dışında birkaç tane de olay var. Kabataş'a yazılmam, Servas'la tanışmam. Bir arkadaşımın Bakü'ye giderken ki uçakta bana söylediği bir işi takip etmemle ilgili olarak bana söylediği bir şey. Yarın sabah iniyorsun ve o işin başına gidiyorsun demişti. Mesela bu olay çok değerlidir benim için. Bir seferde değil, 10 seferde değil, 100 seferde bile pes etmemenin değeriydi. Gene çok büyük bir kırılma noktası. Bir gün askerliği tehir ettirmeye gideceğim. Sahilden Bağdat Caddesi'ne doğru yürüyorum. Yolun yarısına geldim. Vazgeçtim dedim. Askere gidiyorum. Böyle bir evdekiler şaşırdılar. Nasıl yani falan filan. Yani vazgeçtim dedim. Gerçekten hissedip de bunu aksiyona çevirebildiğimi gördüğüm anda bu da çok değerliydi benim için. Hiç bahsetmeden geçemeyeceğim birkaç tane insan var. Bu videoda ciddi anlamda kimseden ismen konuşmayı istemedim. Çünkü herkesin yani arkadaşlarıma söylüyorum. 5 tane parmağımız var. Bir tanesi gerçekten en uzun. Ama hikayenin gerçeği şu, bir sürü insanla tanışıklıyız. Kimseyi birbirinden ayırt etmemek gerekiyor çünkü herkesin etkisi farklı. Ama bazı adamlar ya da bazı insanlar benim hayatımda çok büyük farklılıklar yaratmış. Bir tanesi ilkokul hocam, halen görüşüyoruz. Dehşet bir dönüşümdür benim için. Bir tanesi ilk aşık olduğum kız, yani hala çok severim. Mesela bir aşkın nasıl yaşanabileceğini bambaşka boyutta göstermişti. Üçüncüsü beni hiç olmadık eğitimlere ve spiritüel boyuta sürükleyen bir arkadaşım var. Gülerdim, arabasıyla konuşurdu. Ulan manyak mısın oğlum, arabayla konuşulur mu? Şu an ben de arabama isim verdim, ben de konuşuyorum. Yani bir 10 yılda böyle bir süreç geçmiş. Enerjiye ve spiritüel olarak yaklaşımlara izin veren bir yanı göstermişti. Bir diğeri bence annem. Bir olayın nasıl yapılması gerektiği ve yapılmaması gerektiği arasındaki farkları annemden çok ciddi anlamda öğrendim. Kız kardeşim. Bizim bir arkadaş vardı. Kendisi dövdüğüm tek kişidir herhalde hayatta. Ondan sonra onun bir lafı vardı. Seni en çok zorlayan insan, seni en çok değiştirecek kişidir. Evet, beni zorlayan insanlarla yüzleşmekten hiç kaçınmadım. Bu da belki de çok faydalı oldu. Kardeşim o gruptan. Bir medyum vardı. Bizim arkadaşla beraber gitmiştik. Medyum şöyle demişti, ikimiz gittik hatta böyle parayı da paylaşmıştık. 100 lira mı ne alıyordu? 50'sini o verdi, 50'sini ben verdim falan. Bulgar bir medyumdu. Bana dedi ki, senin dedi hayattaki en büyük mücadelen sabırla ilgili olacak. Ondan sonra
Arkadaşım kahkahalarla güldü. Ona döndü dedi ki sen de bana 50 kağıt verdin dedi. Seninkini de söyleyin dedi. Senin mücadelen de sevgiyle ilgili olacak. Senin işin daha zor dedi. Hani karşılaştırmak için değil ama hakikaten sabır çok ciddi bir kilit benim hayatımda. Bir de hani konuyu bugün hani bir arada olduk. Beni dinlediniz yani aslında uzaktan bir ses gibi geliyorum. Ama söyleyeyim tahmin edebileceğinizden oldukça zor bir konuyu yapıyorum şu anda kendi hayatımla yüzleşmek bakımından ve sizlerle konuşmak için. Gittiğim bir eğitimde adamla ciddi mücadele içerisindeyim ve eğitim 9 gün sürüyor. İlk 4'üne katılmıştım, sonra bir yıl ara verdim. İkinci turunu aldım. O da 5 gün sürmüştü. Adam dedi ki çıkarken dedi size elinize bir doküman vereceğim dedi. O dokümanda her şey yazılı olacak dedi. Hayatınızdaki kilit noktayla ilgili. Ben de sadece güldüm. Yok artık abicim dedim. Bu kadar da saçmalık olmaz falan filan. Eğitim süresince eğitmenle atışıyoruz sürekli. Bana şey diyordu. Entelektüel maymun. Birçok kişiye diyordu ama bana da diyordu. Sen entelektüel maymun. Bu kısmını atlatamayacaksın falan filan. Güzel bir eğitim geçirdik. En sonunda o herkesin kendi evrakını alma sırası geldi. Ben ilk önce alacağımdan çok eminim. 30 kişiydik, herhalde 27. falan aldım. Orada çok kilit bir kelime vardı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Belki de benim hayatımın çok anahtar bir yüzleşmesidir. Bu 40. doğum günümde o normalde sadece kendi içinde kalması gereken bir mevzu ama onu ben size hediye etmiş olayım. O gün aldığım kağıtta hayatına dair kilit kelimeyi şöyle tanımlamıştım ben. Adam da tanınamıyor. Sen kendini tanınıyorsun. Çıktık 27. kişi olarak 10. denemeden sonra ve şunu söyledim. Ben duygusalım dedim. Evet hakikaten böyle bir yaşam geçirmişim. Geriye dönüp baktığımda duygusallık benim için en büyük değer. Sizlerle bu duygu alışverişini yakaladığım her an benim için değerliydi. Ve o da dönüşme neden oldu. Umuyorum 40'ından sonra attığımız her adımda bu duygusal yanı size gösterebilirim. 40'ından sonra farklı bir hayatın olacağına inanıyorum. Bakalım. Sevgiler.